Herkese merhaba, benim adım Sercan. CoinTürk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün benim aslında 2 hafta önce sahip olmuş olduğum bir NFT'den bahsedeceğiz. Daha doğrusu NFT'den ziyade bu NFT'nin bize sunmuş olduğu bir özellikten bahsetmek istiyorum size. Peki nedir bu? Bunun ismi arkadaşlar Nametag. Nametag ismini ben internette arattırdığım zaman aslında bununla ilgili bir içerik bulamadığımdan ve ilerleyen zamanlarda bu eklentinin vermiş olduğu hizmetten dolayı hype haline gelirse hani insanlar bu nedir ne değildir diye baktığında böyle bir içerik ulaşmalarını istedim. Şimdi arkadaşlar Nametag hatırlarsanız biz Twitter'da dolaşırken NFT sahibi olanların aslında isimlerini görüyoruz. Yani coin.eth gibi, cointürk.eth gibi ya da kemal.eth gibi. Bunlar ne anlama geliyor? Bizim Ethereum Name Service ismini verdiğimiz işte Web3 internet çağında aynı Web2'de olduğu gibi nasıl bir site kurarken alana da alıyorsak işte Ethereum Name Service de bu isimleri almamıza yardımcı oluyor. İşte arkadaşlar buna benzer nitelikte çıkan oluşumlardan bir tanesi de aslında Nametag.org. Buna ne yapıyor? İsminden de anlaşıldığı gibi size özel bir isim almanızı sağlıyor. Yani sadece Ethereum Name Service üzerinde kısıtlı kalmaktansa böyle bir oluşum üzerinden tekrardan kendinize özel bir nick almanıza yardımcı oluyor. Ama Ethereum Name Service'den bunu ayıracak olursak bunun farklı özellikleri var. Daha doğrusu ben bunu bu hani Twitter'ın sunmuş olduğu Twitter Blue özelliğine benzetiyorum. Çünkü şöyle bir ekranımı alacak olursam size örnek veriyorum. Kemal'in hesabını açmıştım ben. Şöyle altıgen şekli sahip profil resimlerine ulaşırsınız değil mi? Bu ne anlama gelir? Üstüne tıkladığınız zaman aslında sizin Twitter Blue özelliğine sahip olduğunuz anlamına gelir. Şu an Türkiye'de aktif değildir. Amerika'da işte Avrupa'da denenme aşamasında olduğundan dolayı altıgen şekli gördüğünüz zaman aslında sizin profilinizde gerçekten bir NFT'ye sahip olduğunuzu gösterir. Bunu da nasıl anlarız? Dediğim gibi üstüne tıkladığınız zaman arkadaşlar burada sahip olduğunuz NFT'nizin özellikleri, rank numarası çıkar ve özellikleri aşağıda çıkar. Hangi sözleşme üzerinde olduğu, blok zincir üzerinde olduğunu gösterir arkadaşlar ve en altta da hangi pazardaysa üstüne tıklarsanız sizi o pazara yönlendirir. İşte Nametag'de arkadaşlar buna benzer olarak hemen sitesine gidersek diyor ki sen kendine bir isim arıyorsan, yeni bir isim arıyorsan hemen buraya geliyorsun diyor ve buraya örnek veriyorum kont diye aratıyorsun diyor. Ya da mesela benimkini ben aldığım için buraya farklı bir isim aratalım. Nasılsın diyelim mesela bulacak mı? Ya da kaderdeyiz diyelim. Rastgele yazıyorum aklıma gelse. Ha, bu nickname yani bu alan adı boşmuş. Arkadaşlar bunu satın almak için burada buy kısmına tıklayıp cüzdanımızı bağlamamız gerek. Diyelim ki ben bunu aldım. Hemen burada cüzdanımı bağlıyorum. Connect diyorum. MetaMask cüzdanımı açıyorum ve burada onay vermem için sonraki diyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bağlama işlemini gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada cüzdanım bağlanmış oluyor. Cüzdanımın üstüne tıkladığımda ve settings dediğimde profilimi düzenlemem için bir ekran geliyor. Burada arkadaşlar temel bazı şeyleri yazabiliyorum ve NFT'lerim yani sahip olduğum NFT'ler cüzdanımda olduğu için burada otomatik olarak entegre oluyor. Gördüğünüz gibi gözüküyor burada. Onun dışında da diğer ayarları yani tema yapabileceğim ayarlar var. Biz ilk önce arkadaşlar basic kısmında aslında kendimize ufak bir açıklama girebiliyoruz. Niye? Twitter'da gözükmesi için. Oraya bağlanacağım ve burada arkadaşlar diyor ki bir tane profil seç. Profilden kastı şu arkadaşlar. Sizin normalde Twitter'da sahip olmuş olduğunuz bir NFT karakteri vardır mesela. Ama ekstra buradan bir tane daha seçerseniz mesela ben Enfers koleksiyonunu seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar seçili hale gelmiş oluyor. Burada ekstra linklerinizi belirleyebiliyorsunuz. Yani sosyal medya hesaplarınızı ya da Discord sunucusunu bağlayabiliyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar buraya da ekstra linkler ekleyebiliyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra NFT galeri kısmına tekrardan geldikten sonra otomatik olarak cüzdan bağlı olduğu için sayfanızdaki, pazarınızdaki NFT'ler burada gözüküyor. Ve en son olarak da buradaki özellikler kısmından arkadaşlar temanızı belirleyebiliyorsunuz. Yani açık renkli olabilir diyorsunuz ya da siyah renkli olabilir diyorsunuz. Biraz sonra göstereceğim yeri etkiliyor. Burada da arkadaşlar renk belirleyebiliyorsunuz. Mesela buradaki aslında Nametag neonu şu anlama geliyor. Mesela geri döndüğünüzde avatarınızın çevresinde gözükecek çerçevenin rengini belirlemiş olursunuz. Mesela Nametag'e ait yeşili yapabilirsiniz ya da buraya custom olarak kendi renginizi otomatik olarak belirleyebiliyorsunuz. Mesela ben şu an mor yapayım ya da belli olmaz çünkü Enfers olduğu için turuncu yapayım ve burada save diyeyim arkadaşlar. View kısmına tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi otomatik olarak senin hesabın bu şekilde gözükecek. Şimdi gelin hep birlikte bunu Twitter'da nasıl gözüktüğüne bakalım. Şimdi Twitter'a geldiğiniz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada hemen kendi profil sayfamdan örnek verecek olursam bunun aslında yararı şu şekilde oluyor. Siz veya başka bir kişi Nametag üzerinden kendini alan adı almışsa sizin profilinizin altında sizin belirlemiş olduğunuz nick'i görebiliyor. Yani ben kont nick'ini satın almış olduğum için kont nick'i gözükmüş oluyor. Ayrıyeten profil resminize geldiği zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi profiliniz Nametag'e sahip olduğu için hareketli bir hal alıyor. Ama buna düz bir profile sahip olan Nametag'e sahip olmayan kişi göremiyor. Tıkladığınız zaman arkadaşlar sizi aslında biraz önce göstermiş olduğum sahibi olduğunuz NFT'lerin sayfasına yönlendiriyor. Yine farklı bir şekilde örneklemem gerekirse örnek veriyorum Nametag'in kendi sayfasına girdiğiniz zaman burada aratma yaptığınız zaman
zaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi profilin sahip olmuş olduğu burada nick'i gösteriyor ve altında ekstra name tag nick'ini gösteriyor. Ve profili bu şekilde çevresi arkadaşlar belirlemiş olduğumuz çerçeve rengiyle renklenmiş oluyor. Ve burada birçok NFT'yi sergileyebiliyorsunuz. Üstüne tıkladığınız zaman arkadaşlar name tag'in sahibi olmuş olduğu aslında buradaki isimler gözükmüş oluyor. NFT'ler gözükmüş oluyor. Şu an cüzdanı bağlamak istemiyorum. O yüzden iptal diyorum. Bunlara tıkladığınız zaman arkadaşlar sizi doğal olarak NFT pazarına yönlendirmiş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi benim sahip olmuş olduğum name tag ismi de bu şekilde. Bunu da ben istersem satışa koyabilirim. Çünkü genel olarak şurada name tag'in şu an satışlarına baktığınız zaman 0.004 Ethereum üzerinden satış gerçekleşiyor. Yani yaklaşık olarak bunu şu an 7 dolara, 8 dolara ya da 10 dolara alabiliyorsunuz. Bu şu an ne anlama geliyor? Tabii ki de şu an bunun herhangi bir değeri yok. Çünkü sadece kendinize aslında hesabınızı şu an modifiye etmiş, şekillendirmiş oluyorsunuz. Ama diyelim ki bu name tag olayı tıpkı Twitter'la ya da Discord'la anlaşma yaptığı gibi sizler de ilerleyen zamanlarda eğer popüler bir hale gelirse burada önceden alınmış isimler, mesela önemli bir şahsiyetin ismini aldığınız zaman o kişi name tag'i kullanmak istiyor. O yüzden ne yapacak? Gelip burada kendi ismini alacak. Mesela BYC NFT koleksiyonu kendi name tag ismini almak isteyecek. O zaman ne yapacak? Buradaki fiyatlar ister istemez artmış olacak arkadaşlar. Bu şekilde name tag nedir? Ne işe yarar? Ondan bahsetmek istedim sizlere. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu ve bunun benzeri videolar gelmesini istiyorsanız lütfen videoya beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.